Evet arkadaşlar, şimdi size bu videoda daha önce biliyorsunuz PayPal kurulumu sırasında VPS kullanın demiştim. VPS kurulumunu da Dobra Adam diye bir kanal var, oradan takip ederek yapabilirsiniz demiştim. Ben de yeni bir tane VPS kurdum. Kurmuşken de videosunu çekmek istedim. Size onu anlatayım. İsterseniz bu video ile kurarsınız, isterseniz daha detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız da Dobra Adam'ın kanalında izleyebilirsiniz. Oradaki VPS kurulumlarını ya da YouTube'da başka kanalları takip edebilirsiniz bu VPS kurulumu için. Ben size yeni kurduğum VPS'i anlatayım size kuruluş aşamasını. İlk önce avz.amazon.com'a giriyoruz ya da Google'dan direkt avz diye aratırsanız reklamlı sitelerden sonra direkt resmi sitesini görebilirsiniz. Çünkü reklamlı siteler farklı yerlere de yönlendirebildiği için oralara tıklamayın. Direkt avz.amazon.com sitesini görmediğiniz sürece giriş yapmayın. Ya da direkt bu siteyi de arama çubuğuna yazarak girebilirsiniz. Zaten avz biliyorsunuz ilk ay ücretsiz. Onun için ben size bu örneği veriyorum. Eğer devam etmek istiyorsanız da tabii fiyatlarına göre kredi kartınızdan kesinti yapıyor. Ücretsiz kullanmaya başla diye bir bölüm var. Oradan ya da şurada bir hesap oluşturun diye, AVZ hesabı oluşturun diye yer var. İkisinden birisine tıklayabilirsiniz. Daha sonra ücretsiz hesap oluşturuna tıklıyoruz. Buradan mail adresinizi, parola ve hesap adını giriyorsunuz. Yani hesabın bir ad, rastgele bir isim girebilirsiniz. Ben daha önce kayıtlı olduğum için rastgele bir mail adresiyle girmeyi deneyeyim. Çünkü bu aşamalar zaten klasik aşamalar olduğu için çok da anlatmak istemiyorum. Burada ikinci seçenek. İşletmenize ait mi, okulunuz ve kuruluş için mi, kişisel projeleriniz için mi? Kişisel projeleri seçiyoruz. Buraya adınızı, soyadınızı yazın. Buraya telefonunuzu yazacaksınız. Buraya şehrinizi, hangi ülkeden girdiğinizi yazıyorsunuz, adresinizi yazıyorsunuz, şehrinizi, ülkenizi tekrar buraya yazıp posta kodunuzu yazıp devam ediyorsunuz. Buradaki kutucuya, sözleşmeye tıklayıp devam et diyorum. Daha sonra ödeme adımı geliyor. Burada kredi kartını kabul ediyor sadece. Hani banka kartını kabul etmiyor. Kredi kartında şu şekilde girebilirsiniz. Zaten burada diyor, sembolik 1 dolar ya da 1 euro karşılığında para çekiyor diyor. Kimliğinizi doğrulamak için. O yüzden hesabınızda 1 dolar ya da 1 euro karşılığı bir tutar olsun yani. Sanal banka kredi kartının sanal kartları oluyor biliyorsunuz. Sanal kart kullanabilirsiniz. Limit olarak da 1 euroluk bir limit belirleyin. Daha sonra olası bir çekimde devam ederse çekemezsin yani. Ya zaten bir ay doldurmadan kendiniz iptal edebilirsiniz. Hani ücretsiz kısım bittikten sonra iptal edebilirsiniz. Buraya kart bilgilerinizi gireceksiniz. Son kullanma tarihi, kart sahibinin ismi, sonra burada devam et deyip dördüncü aşamaya geçeceksiniz. O aşamaları anlatmıyorum. O aşamalarda zaten onay kodu vesaire gibi diğer detaylar var yani. O aşamaları tamamladığınızı varsayarak size şimdi AVZ'nin kurulumunu anlatacağım. Yani bu adımdan sonrası zaten sizi yönlendiriyor dediğim gibi. Yani çok da bu bölgeleri ben daha önce çekmediğim için şimdi unutmuşum o bölgeleri çekmeyi kurulum yaparken. Ondan dolayı o kısımları anlatmayayım. Çünkü kredi kartı tanımlamam lazım şimdi bu aşamada. Siz artık buradan sonra kredi kartınızı tanımlarsınız, devam edersiniz. Zaten adım adım böyle gösteriyor. Klasik kayıt olma aşamaları. Daha sonra limit onayladıktan sonra, yani para çekimi olduktan sonra size bir mail yolluyor. Bekleme ekranı çıkıyor daha doğrusu. Orada kartınızdan para çektikten sonra
bir süre bekliyor. Hemen olmuyor. O süreyi beklemek zorundasınız. Hani Amazon AVZ sizi doğru kişiliğiniz sizin kimliğinizi doğrulaması için bir zaman geçiyor yani işlemleri doğrulaması için. O süreyi beklemek zorundasınız. Ondan sonra size bir mail geliyor. O mailde hesabınız onaylanmıştır. Giriş yapabilirsiniz. Yani sanal bilgisayar oluşturabilirsiniz diye bir mail geliyor. O maile tıklayarak hesabınızı oluşturacaksınız. Şimdi arkadaşlar kurulum aşamasına geçiyoruz. Kurulum aşamasından önce dediğim gibi kaydınızı yapıyorsunuz. Kredi kartınızı giriyorsunuz. Oradan sembolik bir rakam kesiliyor. Daha sonra bekleme ekranı geliyor. Bekleme ekranında diyor ki onaylama aşamasındasınız. Onaylandıktan sonra işlemlerinize devam edebilirsiniz tarzında bir bekleme ekranı geliyor. O sırada Amazon AWS sizi onay sürecinden geçiriyor. Onu beklemek zorundasınız yani. Onun için de size onayladıktan sonra bir mail geliyor. Kayıt olduğunuz mail hangisiyse ona bir mail geliyor. Orada hesabınız onaylanmıştır diyor. Sanal bilgisayar oluşturabilirsiniz diyor. O sırada o linke tıklayarak Amazon AWS'ye giriş yapıyorsunuz bilgilerinizle. Hani kayıt olduğunuz mail adresi ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra bu panel açılıyor. Bu panel açıldıktan sonraki aşamayı anlatıyorum. Burada bu panel açıldıktan sonra sanal bilgisayar oluştur bölümü var. Şuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bu sayfa açılıyor. Şimdi sanal bilgisayarımızı oluşturmaya başlıyoruz. Burada işletim sistemleri var ama burada dikkat etmeniz gereken konu işletim sistemlerinin altındaki bölümde free yazması lazım. Yani ücretsiz yazması lazım. Ona dikkat edin. Yani bilmeden herhangi birisine işaretlemeyin. Free olana işaretleyeceksiniz. Bu sayfanın aşağısına doğru ilerliyoruz. Burada kurmak istediğimiz Windows kuracağız. Windows 2016'yı kuracağız. İsterseniz başka Windows'ları da kurabilirsiniz. Biz Windows 2016'yı kuruyoruz. 2019 da var. Windows 2019 da var. Onu da kurabilirsiniz. Dedim 2014 de var. 2004 de var. İstediğinizi kurabilirsiniz. Biz şunu kuruyoruz. Dikkat ettiyseniz burada free yazıyor. Yani ücretsiz. Daha sonra Select tuşuna basıp ilerliyoruz. Select tuşuna bastıktan sonra bu aşama geliyor. Bilgisayarın özellikleri aşaması. Burada zaten çok seçeneğiniz yok. Aslında çok seçeneğiniz var ama ücretli seçenekler onlar. Hani çekirdek, işletim sistemi gibi detaylar buralarda var. Ama burada bize bir tane ücretsiz seçenek vermiş. 1 GB'lık hafıza kartı, 1 GB'lık RAM olan bir ücretsiz seçenek vermiş. Zaten seçili olarak bu geliyor. Tek seçenek olduğu için bununla devam ediyoruz. Hani eğer ücretli olsaydı diğerlerini de seçebilirdiniz. Yani şunları daha detaylı, daha güçlü bir bilgisayar oluşturabilirsiniz. Ama bizim için gereksiz detaylar onlar. Yani biz maksat PayPal'laşacağımız için çok güçlü bir bilgisayara ihtiyacımız yok. Sadece IP'si İngiltere olan bir bilgisayar kuruyoruz. Bu arada şuna da dikkat edin. Daha sonra da seçebilirsiniz ama buradan da yapmayı unutmayın. Şuraya tıkladıktan sonra burayı Londra olarak seçeceksiniz. Yani İngiltere olarak seçeceksiniz. Onu unutmayın. Daha sonra size tekrar anlatırım orayı. Evet, burayı bu seçili geliyor zaten. Çok değiştirmeyin. Olur da değiştirseniz de tekrar şuranın mavi olduğuna dikkat edin. Daha sonra Next tuşuna basıp ilerliyoruz. Bu alan açılıyor. Üçüncü adım. Üçüncü adımda da herhangi bir değişiklik yapmadan Next tuşuna basıp ilerliyoruz. Aynı şekilde burada da Next tuşuna basıp ilerliyoruz. Dördüncü adımda. Bunlarda değişiklik yapmayın. Çok önemli detaylar değil bizim için. Bizim sanal bilgisayarımız olsun yeter. Daha sonra bu adımdayız. Burada da Next tuşuna basıp ilerliyoruz. Daha sonra bu bölüm çıkıyor. Aynı şekilde burada da bilgilere dokunmadan görüntüle bölümüne tıklıyoruz. Ve bu sayfa açılıyor. Daha sonra bu aşamada da yine Launch deyip ilerliyoruz. Yani sağ alt köşedeki Launch'a tıklayıp şuna tıklayıp ilerliyoruz. Daha sonra bu bölüm çıkıyor. Burada yapmanız gereken şuraya tıklayıp yeni bir kredi kart yeni bir anahtar oluştura tıklıyoruz. Yani şu ikinci sıradakine tıklayıp
Yani o ikinci sıradakini seçip buraya da anahtar isminizin mesela örneğin ben deneme 1-2-3 yazdım. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Çünkü yani bir dosya indireceğiz. Anahtarı indireceğiz. Onun için ana ismini olsun diyor. Yani deneme 1-2-3 yazıp Davlan diyorsunuz. Daha sonra dosya iniyor. Daha sonra bunu konumdan açın deyin. Hani şuraya tıklayıp dosya konumunu açın deyin. Ve klasörde gösterin deyin pardon. Klasörde gösterin deyin. Burada şunu kopyalayıp yani kesin ve masa üstünüze yapıştırın. Buraya yapıştırın. Daha sonra bu işimize yarayacak çünkü. Aynı yerde dursun. Hatta burada bir klasör açın. AWS Amazon diye. O klasörün içine yapıştırın. Daha sonra indirdikten sonra bunu devam diyoruz. Burası açılıyor zaten. Da hani indirdikten sonra bu sayfanın altına doğru ilerliyoruz. Pardon, şöyle göstereyim. Şurayı anlatmadım. İndirdikten sonra dediğim gibi dosyayı masa üstüne kaydedin. Az önceki dediğim gibi. Sonra launch diyoruz ve ilerliyoruz. Launch demeyi unutmayın. Launch dedikten sonra ilerliyoruz ve bu sayfa açılıyor. Bu sayfanın aşağısına doğru ilerledikten sonra yapmanız gereken şuradaki tuşa basmanız ve devam etmeniz. Daha sonra kurulumu tamamlıyoruz. Burada yapmanız gereken biraz bekliyorsunuz. Hani buranın da olmasını. Burada hazır duruma gelmesi için biraz bekliyoruz. Daha sonra şuradaki kutucuğa tıklıyoruz. Seçili olduğunu, hani seçili olmasına dikkat edin, yoksa olmaz. Daha sonra Action tuşuna basıp Connect tuşuna basacağız. Niye az önce bekleyin dedim. Çünkü burası aktif olmuyor. Belli bir süre bekledikten sonra aktifleşiyor. Zaten anlarsınız, seçemezsiniz hani burayı normalde. Aktif olduktan sonra Connect tuşuna basıp ilerliyoruz. Bu aşamada da daha önce de yapabilirsiniz, şimdi de yapabilirsiniz. Hani hangi ülkeden VPS açıyorsunuz seçeceğiz. O seçimi nereden yapıyoruz? Şuraya tıkladıktan sonra burada farklı farklı ülkeler var. O ülkelerden hangisi sizin için uygunsa, mesela biz İngiltere'den açacağımız için London'u seçeceğiz. Almanya'dan açacaklar Frankfurt'u seçebilir. Mesela diğer ülkeler var. Amerika'dan açmak isteyenler için vesaire diye seçenekler var. Buraya tıkladıktan sonra buradan seçim yapıyorsunuz ve o ülkeden VPS kurmuş oluyorsunuz. Evet, daha sonra yine konumuza dönelim. Yani ülke seçimi de o şekildeydi. Şehir seçimi de o şekildeydi. Evet, şimdi konumuza dönelim. Burayı tıkladıktan sonra Action'a basıyoruz. Action'dan sonra Connect'e basıp ilerliyoruz. Bu aşamadayız. Bu sayfaya geliyoruz. Bu sayfadan sonra RDP Client diye Client'e tıklıyoruz. Burada yapmamız gereken uzak bağlantı dosyasını indiriyoruz. Normalde Azure'de bilgisayarın içinde yani bizim normal bilgisayarımızın içinde şey var. Uzak bağlantı mesela şurada gördüğünüz gibi uzak bağlantı hazırda duruyor ama Amazon AWS kendi dosyasını indiriyor. Onun için yani bir nevi de pratik oluyor aslında. O dosyayı indiriyoruz. Yani Davlant deyip o dosyayı indiriyoruz yine aynı şekilde. O dosyayı indirdikten sonra yine dosyanın konumunu aç deyip onu da kopyalayıp konumunu aç deyip kopyalayıp masa üstüne kaydediyoruz. Ben Amazon AWS diye bir klasör açtım. Onun içine kaydettim. Bu işlem de bu kadar. Daha sonra bir tane not defteri açtım. Not defterinde şifreyi gireceğiz. Daha sonra kullanıcı adınız administer. Bunu kopyalayın. Daha sonra kopyalayıp not defterine yazın. Yapıştırın. Gördüğünüz kopyaladık. Not defterine yapıştırdık. Sonra yapmanız gereken şifre bölümündeyiz. Şifre bölümünde de şifre de burada. Hani daha sonra sizden kullanıcı adı ve parolanızı isteyecek. Onun için parolanızı unutmayın. Burada Get Passport'a tıklayıp bu sayfa açılıyor.
Burada get pasport dedikten sonra parolanızı da yapıştıracaksınız not defterinize. Daha sonra burada az önce indirdiğimiz bir dosya vardı. Yani masaüstü dosyasından önce indirdiğimiz dosya vardı. K-Pair diye. Onu buraya yükleyeceğiz. Browser'a tıklayıp deneme 1-2-3 diye kaydettiğimiz PEM dosyasını seçip buraya indiriyoruz. Aç diyoruz ve gördüğünüz gibi deneme 1-2-3 buraya yükleniyor. Buraya yüklendikten sonra sayfanın aşağısına doğru ilerliyoruz ve bu butona basıyoruz. Pasport butonuna basıyoruz. Pasport butonuna bastıktan sonra şifremiz geliyor, parolamız geliyor. O parolayı kopyalayıp, şuradaki parolayı kopyalayıp not defterine kaydedin. Hani not defterini niye açtık? Bu amaçla açtık, unutmayın diye. Kullanıcı da administer şifreyi de buraya yapıştırın. Zaten uzun bir şifre, o yüzden zaten ezberleyemezsiniz. O yüzden bir yere not alın. Not defterinde yapıştırdıktan sonra, ay şifrenizi de not defterine yapıştırdıktan sonra geri dönüyoruz. Buradaki parolayı yapıştırmayı unutmayın. Yani parolayı nasıl aldık? Şöyle. Get pasporta tıkladıktan sonra bilgisayarımızda indirdiğimiz K-Pair'i buraya yüklüyoruz. Browser deyip daha önce indirdiğimiz masa üstüne kaydettiğimiz dosyayı seçip yüklüyoruz ve bize daha sonra bu sayfanın aşağısına inip pasporta tıklayıp bize pasportumuzu, parolamızı oluşturuyor. Daha sonra onu da kopyalayıp not defterine yapıştırın. Daha sonra tekrar buradaki Intest tuşuna basıp, yani şuraya basıp ilerliyoruz. Bu sayfa açılıyor. Bu sayfa açıldıktan sonra, yani kontrol etmek için Intest tuşuna basıp görüyorsunuz parola oluşturuldu. Parolamız da burada. Hani sorunsuz bir şekilde oluşturduğunu söylüyor zaten. Yani şu an kurulum bitti. Kurulum bitti. Şimdi yapmanız gereken ana sayfaya eklediğimiz uzak bağlantı tuşuna tıklıyoruz. Normalde ismi böyle değil. Uzun bir isim geliyor. Ben Picortip diye yazdım. Çok önemli bir detay değil. Bu uzak bağlantıya tıklayıp bu sayfa açılıyor zaten. Burada şu tuşa basın tekrar sorma diye. Daha sonra bağlan tuşuna basıp ilerliyoruz. Daha sonra parolamız. Parolamızı nereden alıyoruz? Not defterine yazmıştık zaten. Not defterine yazdığımız parolayı kopyalayıp buraya yapıştırın ve beni anımsı tuşuna basıp tamama basın. Aynen bu şekilde. Zaten administer gördüğünüz gibi tanımlı kullanıcı adımız. Sonra tamama basıp ilerliyoruz. Burada da yine şu kutucuğa basıp bir daha sormaması için evet tuşuna basıp ilerliyoruz. Daha sonra giriş yap. Evet, şimdi giriş yaptıktan sonra bilgisayarımız kurulmuş oluyor. Gördüğünüz gibi şu an uzak bağlantı bilgisayarındayız. Yani kendi bilgisayarımda değilim, sanal bilgisayarımdayım. Daha sonra ne yapıyoruz? Arama kutusuna Server Manager yazın. Şuraya gelin, Server Manager yazın ve şuna tıklayın. Tıkladıktan sonra karşımıza bu çıkıyor. Bazen bu otomatik geliyor, bazen az önceki yaptığım gibi yapacağız. Eğer otomatik gelmiyorsa az önceki yaptığım gibi arama kutusuna Server Manager yazın. Daha sonra lokal servis deyip buraya geliyoruz. Buradan sonra şurayı on yazan yeri off yapacağız. Buraya tıkladıktan sonra bu sayfa açılıyor. Burada bunu ve bunu off yapıyoruz ve OK'ye basıyoruz. Bu şekilde yapıp OK'ye basıp daha sonra buranın off olduğunu görürsünüz. Daha sonra güvenlik ayarları. Burada da 10 yazıyor. Bu sürekli bilgi vermemesi için bunu off yapabilirsiniz. İsterseniz 10 olarak da kalabilir. Karar sizin. Off yapmak istiyorsanız yine buna tıklayıp buradaki bütün 10'ları off yapıyorsunuz. Bunları tek tek off'a çevirdikten sonra gördüğünüz gibi hepsini off'a çevirdim ve buranın off olduğunu görürsünüz. Eğer burası hemen off olmuyorsa şurayı bir aşağı bir yukarı yapın. Sonra off olduğunu görürsünüz. Ya da bir süre bekledikten sonra off'a dönüş. Kurulum. Daha sonra kurulum bitmiş oluyor. Sanal bilgisayarınız kurulmuş oldu. Ne yaparsınız? Explorer'a gelir. Bir Chrome indirirsiniz. Ya da istediğiniz tarayıcıyı indirip PayPal'ınızı açabilirsiniz. Evet, bu kurulum da bu kadar. Umarım işinize yarar, faydalı olmuştur. İsterseniz dediğim gibi benim kurulum videosunu izlersiniz. İsterseniz dediğim kanaldaki kurulum videosunu izlersiniz. Hani
Sadece başlangıçtaki bir kısmı anlatmadım. Onu da daha önce yani orayı çekmediğim için, o kısmı çekmediğim için size anlatamadım. Yani kredi kartı bilgisi aşamasından sonraki kısmı. Zaten o kısımda da bir şey yok. Site sizi yönlendiriyor. Sadece onay süreci var. O onay sürecini bekliyorsunuz ve bu sayfa açılıyor zaten. İşlem bu kadar zaten. Bütün detayları anlattım. Çok da fazla kafanız karışmasın bu konuda. Umarım dediğim gibi işinize yarar. Daha sonra eğer bir daha Azure VPS'i falan kurarsam onları da anlatırım. Şimdi hani yeni kurmuşken anlatayım dedim, çekeyim dedim. İnşallah umarım işinize yaramıştır dediğim gibi. Kafanıza takılan sorular olursa video altında sorun lütfen. Cevaplamaya çalışırım. VPS konusunda çok bilgim yok benim de. Yani sadece işime yarayacak kadar bilgim var. İsterseniz daha detaylı bilgileri Dobra Adam'ın kanalına sorabilirsiniz ya da başka birisi anlatıyorsa ona sorarsınız. Ben sadece PayPal açmak için kurduğum ve internette araştırarak yaptığım bir kurulum bu da. Çok detaylı bilgim yok. Burada dikkat etmeniz gereken noktalar şehrinizi seçin. Yani Londra ya da hangi ülkeden giriyorsanız o ülkenin alanını seçin. İkinci parolanızı kopyalamayı unutmayın. O tip detayları unutmadan devam edin. Yani size bütün detayları anlattım zaten. O detayları eksiksiz bir şekilde yapın. Evet, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Sosyal medya hesapları da videonun altında yer alacak. Oralardan da takip edebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Sorularınızı mümkün olduğunca sosyal medya üzerinden değil de videoların altında sorarsanız daha hızlı cevap veririm. Neden derseniz sosyal medya hesaplarından sorarsanız tek sizin aynı soruyu sizin için cevaplamış oluyorum. Ama video altında sorarsanız en azından cevapladığım soruyu birçok kişi de faydalanmış olur, görmüş olur. Hani başkaları da faydalansın diye lütfen sorularınızı YouTube'daki videoların altında sorun. Mümkün olduğunca tüm sorulara cevap veriyorum zaten. Tekrar izlediğiniz için videoyu teşekkür ederim.